Herkese merhabalar arkadaşlar, Ayakkabı Dayısı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ayda bir defa yapmış olduğumuz Instagram'da satılan ithal ayakkabılara bakacağız. Nedir ne değildir, nasıl geliyor, kalitesi nasıl, en azından bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu ayakkabıyı bana gönderen sportik.com.tr adresine de teşekkür ediyorum. Açıklamaya direkt olarak link bırakacağım. Bu veya eski videolarımda açtığım ayakkabılara da bakabilirsiniz. Girip bakarsanız konuşursunuz, şartları nedir ne değildir sayfayla onları halledersiniz. Ben sadece açıp bakıyorum, ayağıma deniyorum, nasılmış onu görüyoruz hep beraber. Hadi şimdi hemen açalım. Şöyle çift kargo poşetiyle geliyor. Onları açalım. Bugün biraz daha gündelik model de giyebileceğimiz, kullanabileceğimiz bir ayakkabı var. Geçenlerde basketbol ayakkabısı aldım hatırlarsanız. Ayrıca o basketbol ayakkabısının da sahada performans incelemesini yapmayı düşünüyorum. Fakat vaktim olmadı. Henüz onun için takipte kalın. O tarz bir Instagram ayakkabısı basketbol sahasında nasıl olur incelemesini görmek için. Evet, şöyle bir Jordan kutumuz var. Hadi bakalım açalım. Ayakkabı nasıl geliyormuş onu görelim. Evet, bir teşekkür ediyorum. Jordan şu şekilde çorabı koymuş. Yani biraz üstündeki Jordan logosu kötü olsa da çorabın kalitesi fena olmuyor arkadaşlar. Yani giyilebilir oluyor. Keşke sadece dümdüz olsaydı daha güzel olurdu bence. Oo, bu arada kaktüs çek kağıtları şöyle açalım. Bakalım ayakkabımız. Evet, fena durmuyor. Biraz tabii ki yine büzüşmüş. Aslında ben eskiden daha büyük bir kargo kutusunda istiyordum. Ayakkabı kutusu biraz daha büyük oluyordu. Ben 45 numara söylüyorum bu arada arkadaşlar. Evet, bu şekilde geliyor ayakkabımız. Şunu kapatalım. Evet, ayakkabı biraz büzüşmüş açıkçası. Evet, normalde hep söylüyordum ama bu sefer unuttum. Daha büyük kargo poşetinde gri, hatırlar mısın? Gri şeyde kutuda geliyordu. Öyle olunca biraz daha iyi oluyor. Yani içindeki aslında kartonlar vesaire var ama yine de tabii ayakkabı kutusu küçük olunca biraz daha kırılıyor. Fakat bu hemen hani sizin moralinizi bozmasın, ki bozabilir, çok doğaldır. Ayağınıza giyince biraz daha ayağınızın şeklini alınca daha düzgün bir yapıya bürünüyor. Biraz daha şöyle ellerinize de düzeltebilirsiniz. Genel itibariyle ben bu tarz Air Jordan 1 kalitelerini beğeniyorum. Ama şu kutu tabii ki kutudan bu şekilde gelmesi hoş olmuyor açıkçası. Biraz daha büyük kutu isteyebilirsiniz veya siz benden daha küçük numara giyiyorsanız işte 42, 43, 44 orada problem olmayacaktır ama 45 giyiyorsanız daha büyük kutuda istemeyi unutmayın. Şöyle tabanını çevireyim mesela, tabanıyla başlayabiliriz. Genel itibariyle tabanları oldukça kuvvetli, sağlam ve kaliteli oluyor. Bildiğimiz tipik Air Jordan 1 taban yapısına sahip ayakkabılar. Üst kısmına baktığımız zaman daha sarı, yani beyaz değil, biraz daha milky diyebileceğimiz bir sarılığa sahip ve tüm çevre o şekilde. Ayakkabının iç kısımlarında farklı bir barkodlandırma var. Tam olarak şu an hani ne anlam ifade ediyor bilemiyorum. Hem rakamlar, hem sayılar, hem harfler kullanılmış. Bu arada 3 tane de tabii ki şöyle farklı farklı sizlere bağcık gönderiyor. Bağcık seçeneği gönderiyor. Biraz belki mismatch yapabilirsiniz. Hani bir tanesi pembe, bir tanesi mavi falan gibi yapılarak kullanılabilir. Ayakkabının üst kısmında kullanılan materyaller fena değil. Hani aman aman efsane bir şey beklemediğiniz sürece. Hani kalınlıkları güzel açıkçası. Normal kullanılan hani Air Jordan 1 mağazadan alacağınız Air Jordan 1'e çok benzer bir kaliteye sahip. Gördüğünüz sert, kokusu olmayan güzel materyaller üstünde kullanılmış. Şu ayağıma giymek istiyorum şu anda. Bir böyle şekil vermek istiyorum biraz, değil mi? Ya ama ben renk uyumunu beğendim. Krem, beyaz, işte mavi, hoş, siyah, hoş durmuş. Değişik. Yani ben çok fazla gündelik hayatımda bu tarz giymiyordum ama hani bu mesela giyilebilir. Özellikle şu anki mavili kombinimle rahatça giyilebilir gibi duruyor. Arkaya doğru geldiğimiz zaman bildiğimiz tipik Air Jordan 1. Kullanılan üst kısmı biraz daha yakın bakabilirsin. Daha kalın ve fena da his vermeyen güzel bir kullanım olmuş. Arkasına baktığımız zaman bir tanesinde Air Jordan yazıyor, bir tanesinde ise Cactus Jack yazıyor arkadaşlar. Dış tarafta ise ters bir swoosh bizleri karşılıyor. Biri siyah, biri krem. Yine aynı şekilde kullanılmış. Bağcıklarımız normal. Yani öyle ekstra bir şey de yok. Zaten şey Jordan normal. Aynen. Hep böyle. Zaten hep aynı kullanılıyor. Buradaki fark dilin yan tarafında Cactus Jack logosunun yer alması. İç tarafta ise bu şekilde Air Jordan etiketi yer alıyor. Nike Air yazıyor üstünde. Biraz daha buradaki kumaş böyle fış fış diye benim tabir ettiğim kaygan kumaş. Yağmurluk gibi. Yağmurluk gibi. Ya, dilin diğerinde ise arkadaşlar Fragment Design yazıyor. Sol tarafında işbirliği yaptığı bir model. Bir tanesi kaktüs çekli, bir tanesi Fragment Design'lı. Farklı, güzel.
Değil mi? Nike'dan çekildi mi demiştin sen, bir şeyler demiştin. Yok, Yeezy Adidas'la işbirliğini bitirdi. Şu an Cactus Jack'te öyle bir şey yok. Yani Travis Scott'ta herhangi böyle bir durum yok. Olur olmaz onu bilemeyeceğim artık ama hadi şimdi ayağımıza deneyelim. Bakalım ayakta nasıl duruyor. Ben şu bağcıkları şu şeylerinden geçireyim ve sonra da ayağımıza deneyip çıkışımızı yapalım. Evet, şu şekilde bağlayalım arkadaşlar. Şimdi şunu kesmeyeceğim. Normalde kesiyorum biliyorsunuz. Şöyle bir delik alttan bağladım. Evet, ayağımı giyince bir şekil şemal kendine geldi. Ama tabii kutudan öyle çıkması insanı rahatsız ediyor. Ben bunu da söyleyeceğim. Zaten hani bu şekilde biraz daha büyük kutularda gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Ya da içi daha dolu. Daha dolu ama olsa da yine de bir şekilde büzüşüyor. Sonuçta bunlar İtalya yurt dışından geldiği için muhtemelen o gelmelerde zaten hani orada Türkiye, zaten sıkıntı Türkiye'de sıkıntı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Ayağım da fena durmadı. Ne diyorsunuz? Taş durdu, evet. Yani daha düzgün oldu en azından. Şu şekilde. Yani bence arkadaşlar Instagram'dan bir ayakkabı alma fikriniz varsa, düşünceniz varsa bu tarz ayakkabılar daha mantıklı. Hatta bunları hep bunu belirtiyorum gerçi ama şey alarak, tabanlık koyarak hatta içine alabilirsiniz. Tabanlıkla koy. Şu an bile fena değil rahatlığı. Yani bence basketbol ayakkabılarındansa, gerçi son birkaç açtığım basketbol ayakkabısı da yine oldukça güzel ama bunlar mesela çok mantıklı. Yani al bunu, tabanlığını koy. Haftada bir gün, ne bileyim, iki haftada bir gün bu şekilde çok aşırı fazla tercih etmediğiniz müddetçe koleksiyonunuzda bulunabilecek bir güzel ayakkabı olabilir. Şimdi yeni Kasım indirimleri geliyor. Zaten sık sık indirimler yapıyor. Üstündekiyle de yakıştı kombinine. Öyle mi? Hı-hı. Yani çok rengini düşünerek aslında giymedim. Sen de günlük böyle giyebilirsin. Tercih etmiyorsun ama bir neyse böyle artık bulky ayakkabılardansa ben bunlara değil kaymaya ben başladım. Ben daha çok böyle işte React giyiyorum. Koşu ayakkabısı giyiyorum. Daha böyle bir hani hızlı atletik olmak hoşuma gidiyor. Belki şu an o dönemdeyim. Ama ilerleyen zamanda gitti. Bunları da giyebilirim. Bakın şu an fena durmadı yani düşününce. Çok değil güzel. Mi? Evet. Şu bağcık olayını hangisini yapsam yoksa şu anki bağcıklar gayet güzel. Bence en güzel bağcık yani bu. Yani kendi gerçekten şey rengi. Yani fena değil. Rahatlığı okey. Zaten bunun ne kadar rahat olabilirse o kadar rahat. Bu şekilde kullanılabilir. Dediğim gibi o ilk kutudan çıkan o kırık bozuk haller biraz insanın sinirini bozuyor ama ayağınıza bir giyin. Bu şekilde bir genişletin. Zaten bir giyişten sonra. 45 numara nasıl peki sana? Benim iyi. Zaten hep 45 numara. Hep aldığım. Ben bir ilk görünce büyük gibi geldi. Yo yani şöyle önümden bir tık boşluk var gibi ama zaten ben kısa şey çorap giyiyorum. İncecik çorap giyiyorum. Dediğim gibi altını tabanlıkla doldurabilirsiniz. Daha rahat, daha güzel olur gün boyu eğer giyecekseniz. Ve iç taraftan şuradan hafif böyle bir şey hissediyorum. Yani geniş ayaklı arkadaşlarım ayakkabının kalıbı biraz dar olduğu için bu şekilde bir his hissedebilirsiniz. Ama açılacaktır merak etmeyin, zaten çok sert, çok böyle sizi boğacak ayakkabılar değil. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunu bana gönderen adresin direkt linki açıklamada var. Tıklayıp geçebilirsiniz. Şartlarını konuşabilirsiniz. Dediğim gibi indirimler de oluyor. Bir göz atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ay bu siteden hangi ayakkabıyı görmek istersiniz? Bana bilgisini verirseniz ben de ona göre planlamayı yapabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dersi bugünlük out.